Ben bir geçmiş olsun demeye geldim. Galiba sık sık ev yapma huyum varmış. Ben de bir ev hediyesi getirdim. Ona huy değil de görünmez kaza diyelim. Ben o evin içinde ölebilirdim de çok tatsız bir şaka. Bu onu alır mısın lütfen? Ay yok yok, yanlış anladın ya. Yani inan dalga geçmek gibi niyetim yoktur. Ya benim de geçmişte var böyle yakmakla ilgili vukuatım da. Tabii ben ev yakmadım. Ya Boğaz'da bir restoranta gitmiştik. Hatırlıyor musun Şevkat ya? Böyle alevli bir meyve gelmişti masaya. Ben de onu devirmiştim. Kayık sefasından sonra gitmiştik o restoranta. Neyse, daha fazla uzatmayayım ben. Dediğim gibi bir geçmiş olsun demeye geldim. Oldu. Görüşürüz. Seval. Bunu alır mısın lütfen? Unuttun. Benim ihtiyacım yok. Peki. Vay be, neler duyuyorum. Bu flört sadece bana yok herhalde. Ya bu Seval galiba hadiseyi yeniden hatırlamak istediği gibi kazmış kafasına. Bu kayık sefası dediği şey, şimdi ben bir gün balığa çıktıydım kayıkla. Baktım bu da geliyor ileriden, elinde olta. Geldi bindi. Ondan sonra bir süre sonra dedi ki ben sıkıştım. Mecbur yanaştık, bir tane orada balık restoranı vardı. O restoranı oraya yanaştık. Bu işte lavaboya girdi falan. Ben de o sırada işte restoranın sahibiyle muhabbet ediyordum falan. Bu palamut mevsimiydi, tamam mı? Palamut mevsimi. Ben de bir torik tutmuşum bu kadar. Restoran sahibi dedi ki, abi dedi bu dedi toriyi bana satar mısın dedi. Ben dedim kardeş ben satmam. Ama dedim pişirirsen beraber yeriz falan. Neyse yedik falan. Adam sonradan jest olsun diye bir böyle yanar dönerli meyve getirdiydi. Bu sakar da çarptı ona, devirdi. Masanın örtüyü falan yaktı dedi. Ona anlatıyor şey diye yani. Bu. Bu. Vallahi bütün detayları aklında, daha dün gibi. Hiç unutmamışsın. Ama o torik hatırlanır yani. Vallahi acayip lezzetliydi. Çok da güzel pişirmişlerdi. Şimdi toriyi ye, hakkını yeme. O zaman biz de balığa çıkalım Şevkat. En yakın zamanda yaratıcı flört tekliflerini bekliyorum. Dön bak. Dön bak. Dön bak kız. Dönüp bakmadı bile. O kadar mı ya? Dur oğlum sen de ya. Hadi oğlum in aşağı. Ay Niko. Evet abi, seni araba gezsin. Benim arabam lan Niko. Başka kimin arabası var? Ne yapayım? Evet. Tamam, kaçta dersen. Tamam abisi, dükkandan alırım seni. Allah Allah, laf ya. Tamam, kaçta diyorsan artık oğlum. Ya tamam Niko, Allah'ını seversin ya. Araba gezeceğiz, konuşacağız. Ne yapalım? Kime dökeyim içimi yani? Tamam, hadi konuşuruz.